أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إلى آخر آية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما منزلة الصلاة في الدين كمنزلة رأس على البدن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Kâle İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddüse Sirruhu Sığındım Zat-ı Hakk'a gel gidelim Azizim seyri ile Allah gel idelim Yüce dergahına yüzler sürelim Garibiz kimsemiz yoktur diyelim Bu varlıktan geçip Hakk'a gidelim Azizim seyri ile Allah gel idelim Cemaat-ı Müslümin İhvan-ı Din Bizleri yoktan var eden Varlığından haberdar eden, sayamayacağımız kadar nimetleri bizlere ihsan eyleyen, nimetlerin en büyüğü iman ve İslam nimetiyle bizleri müşerref kılan, anne karnında görmeyen gözlere yeryüzünde gördüren, anne karnında işitmeyen kulaklara yeryüzünde işittiren Rabbimize sonsuz, nihayetsiz hamdü senalar, Salatu selam tahiyyatül kiram Medine-i Münevvere'nin gülü Kubbe-i Hadra'nın altında yatan Biricik Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin ve onun âlinin ve onun ifadesiyle benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz buyurduğu biricik ashabının üzerine olsun Rabbim Celle Celali gecemizi mübarek eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bugün bu mecliste bu aciz kardeşinize hüsnü ifade, cümlemize ise hüsnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Mevla bugün burada duyacaklarımızla hayatımızda yeni bir sayfa açıp, tabiri caizse kendimizi resetleyip, dünya hayatında Rabbimizin rızası üzere yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah Teala Hazretleri şu meclise gelmemizin hürmetine küçük büyük bütün günahlarımızdan affı mağfiret alabilmeyi ve beraatlerin en büyüğü olan cehennem beraatiyle şu meclisten çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kıymetli abilerim, öyle bir meclisin içerisindeyiz ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bizlere buyurdular. Men seleke tarikan fihi ilme. Kim ki bir yola çıktı ki o yolda Allah'ın Kur'an-ı Azimuşan'da kendisine gönderdiği mesajları dinleyecek. Allah'ın Kur'an-ı Azimuşan'ındaki ilimleri dünya imtihanının cevap anahtarı olan Kur'an-ı Azimuşan'ı dinleyecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine bıraktığı kurtuluş reçeteleri olan hadis-i şerifleri dinleyecek. Allah'ın dostlarının kelamlarını, Allah'ın dostlarının hayatındaki kıssalardaki hisseleri kendisine alacak ki okul o yola çıktı. Allah-u Teala Hazretleri o niyetle yola çıktığı için Allah buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sehhelallahu tarikal fil cennet. Allah Resulü buyurdu ki Allah-u Teala Hazretleri de okula cennetin yolunu kolay eyleyecek buyurdu. Rabbim şuraya gelmemizin hürmetine
cennetin yolunu cümlemize kolay eylesin inşallah. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden perdeleri kaldırsa şu an etrafımızda günahlarımız için istiğfar eden melekleri göreceğiz kıymetli abilerim. Öyle ki daha önce ifade ettiğimiz gibi kıymetli üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri bir gün Yavuz Selim Camisi'nin kürsüsünde sohbet ederken yaz mevsimi insanların az olduğunu ve insanların da sohbette uyukladığını görünce Efendi Hazretleri gözlerini kapatıyor, aradan birkaç dakika geçiyor, gözlerini açıyor, diyor ki ey cemaat-i müslümin, kendinize gelin, aranızda Haddab oğlu Ömer oturuyor buyuruyor. Öyle bir meclisin içerisindeyiz kıymetli abilerim. Gözümüzden perdeler kalksa belki rüyamızda görebilmemiz için her şeyimizden vazgeçeceğimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetini göreceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim cümlemizin ayaklarını bu meclislerde daim eylesin inşallah. Allah-u Teala Hazretleri şu meclislere gelip şu meclislerden de boş gitmemeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kıymetli abilerim, Allah dostlarının büyüklerinden İsmet Garibullah Hazretleri öyle ki İmam-ı Şafii Rahimullah'ın beyanıyla kelamuhum şifaun nazaruhum devaun, o Allah dostlarının kelamlarında şifa, bakışlarında deva vardır buyurdu. Allah dostlarının büyüklerinden İsmet Garibullah Hazretleri, onların kelamlarında bir şifa, bakışlarında bir deva vardır. Öyle ki bir misalle ifade edelim. Cemaatimizin hanımlarından olan bir hanım, kocası askeriye mensubu olan, kendisi çarşafı şerifiyle şu fitne zamanında kendi iffetini, kendi namusunu muhafaza eden, Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaya çalışan bir hanım, genç yaşlarda bir kızı var ki çarşaflı olan annenin babası askeriye kafasında olduğu için, eski zamanlardaki askeri kafada olduğu için af buyurarak söylüyorum ki eteği diz kapağından aşağı inmeyen bir kızı var. Ve kızına günlerce, haftalarca, aylarca, belki de yıllardır anlattığı şeyler var. Yapma kızım, Allah bize örtünmeye emretti, Allah bize iffetimizi korumaya emretti, kapanman lazım, tesettüre girmen lazım diye senelerce annesi ifade ediyor. Öyle ki dedik ya Allah dostlarının kelamlarında farklı bir şifa vardır diye. Bir gün ne yaptıysa ne ettiyse aldı kızını Mahmut Efendi Hazretleri'nin İsmaila kürsüsündeki sohbetine götürdü. Efendi Hazretlerimiz de sohbetten sonra yanına geldi. Annesi dedi ki Efendi Hazretleri dua buyurun dedi. Kızım dedi örtünsün dedi, başını kapatsın dedi. Efendi Hazretleri döndü o hanım kızına, dedi ki çarşaf giyse iyi olur dedi. Senelerce kendisine başını kapatsın diye vaaz eden annesinin sözü hiç tesir etmemişken Efendi Hazretleri döndü dedi ki çarşaf giyse iyi olur. O hanım kardeşimiz dedi ki Efendi Hazretleri siz isteyin dedi, medrese bile okurum dedi. Ve senelerce annesinin vaazları bir kulağından girip bir kulağından çıkan hanım kızımız medreseye giriyor, çarşafı şerifeye giriyor ve senelerce okuduğu medrese ilminden sonra kendisi de artık hoca hanım oluyor. Kürsülerde artık zamanın Ayşelerini yetiştirmek için Ayşe radıyallahu anh'ın anlatıyor. Zamanın Fatımalarını yetiştirmek için Hazreti Fatıma'yı anlatıyor. Öyle ki öyle bir Hazreti Fatıma'dan bahsediyorum ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'la yolda karşılaşmış. Resulullah'la görüşmesinin arasında pek zaman geçmeden ya Resulallah, ey babacığım ben seni çok özledim dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biricik Fatıma'm ben de seni çok özledim diyordu. Baba dedi ben bir dua etsem ellerini semaya kaldırıp benim için amin der misin baba dedi. Resulullah'ın amin diyeceği bir duayı düşünün kıymetli abilerim. Hazreti Fatıma radıyallahu anh Kur'an'ın ahlakıyla
Resulullah'ın ahlakıyla yetişmiş Hazreti Fatıma kaldırdı ellerini semaya. Ya Rabbi dedi, benim canımı gündüz aydınlığında değil de gece karanlığında al ya Rabbi dedi. Resulullah Efendimiz tebessüm etti. Meleklerin hazır beklediği, semanın meleklerinin Resulullah'ın duasına amin dediği, o duayı ulaştırmak için hazır beklediği bir yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, kızım biricik Fatıma'm, ey Mekke mihrabında üzerime deve işkembeleri atıldığında ufacık elleriyle işkembeleri üzerimden temizleyen Fatıma'm, sen niye Rabbinden böyle bir şey istedin dediğinde, ey babacığım dedi, ya Resulallah, ben ki senin kızın Fatıma'yım, benim bir saçımın telini dünya hayatında yabancı bir erkek görmedi babacığım. Rabbim dedi, canımı gündüz aydınlığında alırsa, Rabbim benim gündüz aydınlığında canımı aldığında bir saçımın telini yabancı bir erkek görürse ben nasıl Rabbimin huzurunda dururum babacığım dedi. Resulullah'ın amin dediği bir dua vardı ortada kıymetli abilerim. Kızı Fatıma'ya da Allah'ın selamı var ya Resulallah. Yarın Hazreti Fatıma herkesin anadan üryen çıktığı mahşer sahnesine çıkarken Allah Celle Celalı mahşerin erkeklerine seslenecek. Ey mahşerin erkekleri, gözlerinizi kapatın, Muhammed'in kızı Fatıma geliyor, kapatın gözlerinizi diyecek dedi. İşte zamanın Fatımalarını yetiştirmek için o hoca hanım da artık kürsülerde Fatımaları anlatıyordu. Rabiatül Adeviyyeleri anlatıyordu ki, ve her gittiği sohbette insanlara, hanımlara çarşaf giydiriyordu. O Efendi Hazretleri ile ilk görüştüğünde Efendi Hazretleri ona bir görev verdi. Sen medrese okuyacaksın, 1000 hanıma da çarşaf giydirme görevini sana verdik dedi. Ve her girdiği sohbette çarşaf şerif giydirdiği kişileri not ediyor, sayıları oluyor. 100, 200, 300 derken 999 kişiye çarşaf-ı şerif giydirmiş. Ve yarın sabah Sarıyer'de sohbete gidecek. Bir kişiye daha çarşaf-ı şerif giydirirse, bir kişinin daha tesettürüne vesile olursa Efendi Hazretlerine gidecek, diyecek ki ben görevi bitirdim Efendi Hazretleri. Ve sohbete gidiyor. O sohbetinde de bir kişinin tesettürüne vesile oluyor. Evine geldi. Sabah gidecek Efendi Hazretlerine görevi yerine getirdiğinin müjdesini verecek. Annesi anlatıyor ki, akşam namazı okundu. Kızım seccadesini serdi odasında. Namazını kıldı hocanın. Baktım ki diyor, sofraya hazırladım. Kendisinin yorgun olduğunu gördüm, sofraya hazırladım diyor. Kapıyı açtım, baktım ki diyor, o hoca hanım diyor seccadesinin üzerinde uzanmış yatıyordu. Öyle bir nur vardı ki yüzünde odanın karanlığını aydınlatıyordu diyor. Hoca hanım, hadi sofra hazır dedim, ses çıkmadı dedi. Tekrar hoca hanım, sofra hazır hadi gel dedim, yine ses çıkmadı. Üçüncü defa gittim yanına, bir dokundum ki diyor, seccadesinde hoca hanım Rabbine ruhunu teslim etmiş, vücudu buz gibi olmuştu diyor. Efendi Hazretlerimize bu hoca hanımın halini anlattılar. Efendi Hazretleri buyurdu ki, o görevini yerine getirdi. Allah-u Teala Hazretleri o 1000 hanıma çarşaf giydirmesinin hürmetine Allah ona meleklere hocalık yapmasını ahirette nasip edecek dedi. Ona görev verildi, ahirette meleklere hocalık yapacak dedi. Allah dostlarının kelamını görüyorsunuz kıymetli abilerim. İşte Allah dostlarının büyüklerinden İsmet Garibullah Hazretleri buyuruyor ki, sığındım zat-ı Hakk'a gel giydelim, azizim seyriyle Allah gel giydelim, yüce dergahına yüzler sürelim, garibiz kimsemiz yoktur diyelim. Kıymetli abilerim, bu dünya hayatında büyüklerimizin dediği gibi duvara güvenme yıkılır, insana güvenme ölür, yıkılmayan, ölmeyen, diri olan, seni oktan var eden Allah'a güven, yarı yolda kalmazsın buyurdular. Öyle ki bu dünya hayatında ne işimiz olursa olsun
Mevla'ya sığınmamız lazım. Öyle bir iman vardı ki sahabe-i ikramda anlatırken bile insanların taaccüp ettiği bir iman. Evinde tuzu bittiği zamanda, evinde bir şey bittiği zamanda namaz kılıp Mevla'dan istiyorlardı. Meleklerin kendilerine hizmet ettiği bir imana ulaşmışlardı. Mevla Teala Hazretleri bu imanla imanlanabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Pakistan'da İşan Hüseyin adında bir doktor, ünlü bir kalp doktoru, dünyaca ünlü bir kalp doktoru, kendisi için hayatı boyunca alacağı en büyük ödül için Pakistan'ın bir yerinden bir yerine kendisi gidecek, bir törene katılacak. Ödül töreni var, ödül törenine katılacak ve İşan Hüseyin uçak biletini alıyor. Uçak biletiyle yolda giderken uçak hava şartlarından sebep gideceği yere varmadan zorunlu iniş yapmak zorunda kalıyor. İşan Hüseyin törene yetişmek için bu sefer kendisine bir araba kiralıyor. Bir sonraki uçak çok geç olduğu için arabayla törene yetişmek için yola çıkıyor. Yolda giderken öyle bir yağmura yakalanıyor ki, öyle bir tufana yakalanıyor ki arabayla gidecek dahi duruma gelmeyince İşan Hüseyin ilk gördüğü evin önüne arabayı çekiyor. Evin kapısını çalıyor. Kendisinin yağmurda zorda kaldığını ve dışarıda kalmamak için kapılarını çaldığını söylüyor. Kapıyı açan yaşlı bir teyze içeri davet ediyor. İşan Hüseyin içeri girdi. İçeride bakıyor ki kendisine bir kahve ikramından sonra içeride küçük bir çocuğun başında yaşlı bir teyzenin sürekli dua ettiğini görüyor. Sürekli dua ediyor. İşan Hüseyin merak ederek soruyor. Ey teyzeciğim, bir sıkıntınız mı var? Bir derdiniz mi var? Sizi dedi dertli gördüm, sıkıntılı gördüm deyince o teyze anlatmaya başladı. Evladım dedi, benim dedi torunum dedi bu gördüğün dedi. Annesi babası dedi bir trafik kazasında vefat etti. Ve torunum bir hastalığa yakalandı ki hangi doktora götürdüysek götürelim. Yakalandığı bir kalp hastalığıydı ve bu hastalığı dediler ki tedavi etse dediler. Burada İşan Hüseyin adında bir doktor var, o tedavi eder. Vallahi dedi ben nasıl ağlamayayım dedi. Ben nasıl Rabbime dua etmeyeyim dedi. Benim gibi garip bir kimse nasıl dedi o doktora ulaşsın dedi. Ben de dedi Allah'a yalvarıyorum, Rabbime dua ediyorum. Ya Rabbi sana sığındım, sen bana yardım et Allah'ım diyorum dedi. İşan Hüseyin'in elinden kahve düştü. Öyle bir hale geldi ki anneciğim dedi, sen dedi öyle bir kadınsın ki dedi, sen Allah'a öyle sığınmışsın ki dedi, senin dedi şu duanın hürmetine Allah benim uçağım için hava şartlarını bozdu. Allah benim arabamla gidememem için tufanı yaşattı bana. Vallahi ben dedi İşan Hüseyin, Allah dedi beni senin duaların için buraya kadar getirdi dedi. Dünya hayatında Allah'tan başka sığınacak kimsemiz yok kıymetli abilerim. Bu dünya hayatında ne halimiz varsa anlatacağımız tek bir kişi var, tek bir zat var ki, haşa tek bir zat var ki o da Allahu Teala Hazretleridir. Mevla Teala Hazretleri bu hakikati anlayabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Allahu Teala Hazretleri dünya hayatında insan oğlunu Kur'an'ın ifadesiyle وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِ عَادَمْ, biz insan oğlunu çok keremli kıldık buyurdu. Kıymetli abilerim, kitaplarda geçer ki 18 bin alemin olduğu, insanlar alemi, cinler alemi, melekler alemi diye bizim bildiğimiz gibi 18 bin tane alemin Allah-u Teala Hazretlerinin yarattığı diye kitaplarda geçer. Ve bu 18 bin alemin içerisinde Allah Celle Celaluhu insan oğlunu
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ diyerek ayeti kerimede biz insan oğlunu en keremli kıldık buyurdu. Zamanın birinde hocalarımızdan bir tanesi Avrupa bölgesinde bir ülkeye sohbete gidiyor. Kendisi anlatıyor ki hocam sohbete gittik. Sohbetten sonra orada bulunan arkadaşlar dediler ki hocam sana bir şey göstermemiz lazım. Muhakkak bizle gelmen lazım. Beni diyor bir kilisenin önüne getirdiler. Ya arkadaşlar bizim kilisede ne işimiz var deyince hocam sen sohbet ediyorsun. Hocam sen bu hakikati görmezsen biz rahat etmeyiz dediler. Biz de diyor kilisenin içerisine girdik. Kilisenin alt katına beni indirdiler. Öyle büyük bir kütüphaneye girdik ki diyor etrafıma baktığımda hep Osmanlı ecdadımızın yazdığı tefsir kitaplarını, hadis kitaplarını, fıkıh kitaplarını gördüm diyor. İsmini duymadım. Belki benim bugüne kadar ismini hiç duymadığım ilim kitaplarının içerisine düştüm hocam dedi. Baktım ki diyor o kilisenin papazı diyor eline kitapları almış ve kitapların içerisinde bir araştırma yapıyor. Kur'an'ın tefsir kitabını açmış, tefsir kitabının içerisinde araştırmalar yapıyor. Arkadaşlar yanına yanaştılar. Dediler ki siz burada ne araştırması yapıyorsunuz deyince kilisenin papası cevap verdi. Allah Kur'an-ı Kerim'de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyor. Ve alemler derken çoğul eki kullanmış Mevla. Bu alemler neresi? Kaç tane alem var? Bu alemler ne alemidir diye onun araştırmasını yapıyorum diyerek tefsir kitabından Kur'an'ın araştırmasını yapıyor. Kıymetli abilerim, bizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Bizi tefsirden uzaklaştırdılar ama kendileri bizim ilim kitaplarımızla, kendileri bizim ecdadımızın kitaplarıyla bize ilaç satıyorlar. Kendileri bizim ecdadımızın kitaplarıyla bize teknoloji satıyorlar. Senelerce bizi okullarda Osmanlı'yı kötülediler. Senelerce ecdadımızı bize gerici diye anlattılar. En iyi astronomi bilgisinin Osmanlı zamanında yazıldığı, şu anın teknolojisiyle bulamadıkları bilgileri bizim ecdadımız o zamanlarda kitaplara yazdılar. En iyi tıpçısını, en iyi fizikçisini, en iyi matematikçisini ecdadımız çıkardı diye bize öyle bir oyun oynadılar ki kıymetli abilerim, bizi uyuttular, bizi uyuşturdular, bizi Kur'an'dan, bizi Resulullah'tan ayırdılar. Zamanın Ebu Cehilleri şu milleti uyutmak için, şu milleti Kur'an'dan uzaklaştırmak için 200 sene önce masada plan kurdular. Churchill adındaki İngiliz kafiri Çanakkale Savaşı'ndan sonra bütün ordu komutanlarını topladı. Ve olduğu kürsüden çıkıp Kur'an'ı havaya kaldırıp arkadaşlar biz bu adamları topla tüfekle yenemeyiz. Biz bu adamları Kur'an'dan uzaklaştırmazsak bunlarda şehadet denilen bir mesele var. Bunlarda şehitlik denilen bir mesele var ki vallahi biz bunları Kur'an'dan uzaklaştırmazsak yenemeyiz dediler. Ve öyle bir hale geldik getirdiler ki bizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Kılık kıyafetimizi değiştirdiler. Alfabemizi değiştirdiler. Bir saçını yabancı bir erkeğe göstermeyen Osmanlı kadınını çırılçıplak sokaklara attılar. Öyle ki ecdadımız işgal zamanında bir köye işgal askerleri saldırıyor. Köyün bütün erkekleri cihat için cepheye gitmiş. Hanımlar köyün ucuna köşesinde bir evin içerisinde toplanmışlar. İşgal askerleri evin etrafını sarmış. Çıkın bu evden. Sizin orada olduğunuzu biliyoruz. Çıkın kendinizi bize emanet edin. Çıkın kendinizi bize teslim edin dediklerinde
Yoksa sizi ateşe vereceğiz denildiğinde hiç beklemeyin, direkt bizi ateşe verin. Biz size bir saçımızın dahi bir telini size göstermeyiz diyen Osmanlı'nın torunlarını, Osmanlı'nın hanımlarını çırılçıplak sokaklara serdiler kıymetli abiler. Dünya güzellik yarışmasına ilk kez bir Türk hanım katılıyor. Jüri üyelerinden karar verilmiş, Türkiye'den başka bir ülke seçilmiş. Baş jürinin başına geldi kağıt. Baktı ki Türkiye'den başka bir ülkeyi seçmişler. Hemen vazgeçti, Türkiye'ye verdi ve Türkiye'yi birinci yaptı. Efendim dediler, bu kadar güzel kızlar varken, ondan daha iyileri varken siz niye onu seçtiniz denildiğinde, siz dedi ahmak mısınız? Bir saçını yabancı bir erkeğe göstermeyen Osmanlı'nın kadınını çırılçıplak ben karşıma almışım, nasıl onu seçmem diyerek diğer jüri üyelerine kızıyordu. Bizi öyle uyuttular kıymetli abilerim. Bizi öyle uyuşturdular kıymetli abilerim. O yüzden bugün Gazze'de şehit olan çocuklara ses çıkaramıyoruz. O yüzden bugün Gazze'de hastane enkazında iffetleri kirletilen Fatımalara el uzatamıyoruz. Kendi namusumuz gibi bilmiyoruz. O yüzden bugün sabah namazlarında cami cemaatinde hocalar tek başına namaz kılıyor. Bize öyle uyuşturdular. Bize öyle uyuşturdular ki Allah-u Teala Hazretleri şu meclislere gelerek şu Kur'an'la tekrardan dirilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kıymetli abilerim, eğer ki kendimize gelemezsek, eğer ki Kur'an'a dönemezsek, Resulullah'ın sünnetine dönemezsek, yarın Mevla Teala Hazretleri hakiminin Allah, şahidinin yine Allah Celle Celal olacağı Mahkeme-i Kübra'da bu rahatlığın hesabını bize soracak kıymetli abilerim. Allah-u Teala Hazretleri hesabı kolay olan kullarından eylesin cümlemizi inşallah. Kıymetli abilerim, okuduğumuz ayeti kerime Kur'an-ı Azimuşan'da Müddessir suresinde Mevla Teala Hazretleri yarın mahşer sahnesinde yaşanacak bir anı anlatıyor bize. Öyle ki kıyamet kopmuş, insanlar kabirlerinden diriltilmiş ve külli nefsin mâ kitebet rahîne, şüphesiz ki her nefis kendi eliyle yaptığının esiri olarak mahşer sahnesinde illa ashabel yemin, ancak amel defterlerini sağından alanlar müstesna olarak hepsi bir mahcubiyetin, hepsi bir pişmanlığın içerisinde olacaklar buyuruyor Mevla. Allah-u Teala Hazretleri yarın kitabını sağından alan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve Mevla Teala Hazretleri bize mahşerde yaşanacak bir anı anlatıyor ki fi cennetin yetesalun anil mucrimin, cennet ehlinin kitabını sağından alan, dünya hayatında zamanın tarzıyla değil de Allah'ın farzıyla yaşayan, sabah namazlarında yorganın sıcaklığı kendine ağır gelmeyip cemaatin en ön safında yerini alan kulları, Allah'ın razı olduğu şekilde tesettüre girilmiş kulların yarın mahşer sahnesinde zamanın bilalleri kendilerine haykırırken hayyâles salâ, haydi namaza, hayyâlel felâh, haydi kurtuluşa diye nida ederken alnı secdeye gitmeyen kullara sorduğu bir soruyu Mevla bize anlatıyor ve buyuruyor ki cennet ehli perde kalkmış bir pencereden dünya hayatında eline bir toplu iğne battığı zamanda vicdan azabı çektiği, dayanamadığı,
Nice annelerin, babaların belki evladına soracağı bir soruyu anlatıyor. Burada kıyamadığımız, burada sabah namazına hocam daha küçüktür, kıyamam nasıl yaparım dediğimiz çocuklarımıza annelerin, babaların soracağı soruyu anlatıyor ki مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ. Cennet ehli cehennem ehline bir soru soruyor. Sizi bu Sakar denilen cehenneme, Sakar bölümüne sizi ne soktu diye soruyor. Kıymetli abilerim, onların verdiği cevap Kur'an'ın ifadesiyle قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ. Biz diyecekler ki zamanın bilerleri bizi kurtuluşa çağırırken, bizi seccadeye çağırırken biz alnı secdeye gitmeyen kullardandık. Biz namaz kılmayan kullardandık. Vallahi bizim bu cehennem azabına katılmamıza sebep olan şey de namazsızlıktır diyecekler. Bu yaşımıza kadar nice elbiseleri eskittik, nice ayakkabılar eskittik. Kendimizi hesaba çekelim. Kaç tane seccade eskittik kıymetli abilerim? Kaç tane eskimiş seccademiz var? Namaz kılmaktan diz kapaklarında iz çıkmış ne kadar elbisemiz var? Öyle bir zamanın içerisine girdik ki namazsızlık belası dünya hayatının en büyük belası ama biz farkında değiliz. Öyle bir zamandayız ki emni bil maruf yaparken Mahmud Efendi Hazretleri'nin kelam-ı şerifindeki ifadesiyle Müslüman kıllara namaz kıl diye vaaz ediyoruz. Vallahi nasıl üzülüyoruz diyor Mahmud Efendi Hazretleri. Bir Müslümana namaz kıl diye vaaz ediyoruz. Allah Teala Hazretleri bu namazsızlık putundan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Bu beladan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Öyle ki insan namaza aşık olursa, insan namazda, secde anında Rabbine en yakın olduğu ana itikad edip aşık olursa onu hiçbir şey namazdan alıkoyamaz kıymetli abilerim. Bir kul isterse hocam ben fabrikada zaman bulamıyorum, hocam ben çalışırken namaza zaman bulamıyorum diyen biri varsa vallahi yarın ahirette Mevla bunun hesabını sorar kıymetli abilerim. Öyle bir rahatlığın içerisindeyiz. Hocalarımız anlatır. Zamanın birinde namazına çok dikkat eden bir hoca askerde eski zamanda, eski askeriye zamanında anlatmaya gerek yok ki namazın olmadığı, namazın abes görüldüğü bir yer ki askeriyede komutanı diyor beklerken diyor namaza duruyor diyor. Vakit çıkacak namaza duruyor. Komutanı da geldi baktı ki bir kişi eksik. Onun namaz kıldığını bildiği için hemen onu çağırıyor yanına. Kendisine soruyor. Sen biraz önce ne yapıyordun? Namaz mı kılıyordun deyince evet dedi komutanım ben namaz kılıyordum. Burada dedi burada Allah yok. Peygamber izine çıktı. Sen dedi nasıl namaz kılarsın burada dedi. O arkadaş diyor döndü komutanına. 3 tane yıldız var burasında. Komutanım dedi. Senin dedi omzunda 3 tane yıldız var. 2 tane yıldızı olan biri gelse sana bir emir verse ne yaparsın dedi. Sen bilmez misin dedi. Askeriyede rütbe esastır. Nasıl dedi 3 yıldızı olan birine 2 yıldızı olan kişi emir verebilir de onun emrini tutar dedi. Peki komutanım dedi. Senin dedi omzunda 3 tane yıldızın var da bana namaz kılma diyorsun. Yerleri gökleri yaratan, gökyüzündeki bütün yıldızların sahibi olan Hazreti Allah bana namazı kıl diyor. Ben nasıl seni dinleyeyim komutanım dedi. İnsan namaza aşık oldu mu her yerde imkan vardır kıymetli abilerim. İman varsa imkan vardır. Bu aciz kardeşiniz askerde Hatay İskenderun'da Acemi Birliği'ne gireceğiz. Medreseden sebep, okumamızdan sebep geç gittik askeriye biraz.
Askeriye teslim olacağız İskenderun'da. Teslim olmadan cübbeyle sarıkla sakalımızı kesmeden dedik içeride keseriz. Oraya kadar dedik kesmeyelim yine sakalımızı. Askeriyenin kapısından girerken komutanlardan biri bu sakalla olmaz. İçeride zorlanırsın sen git kes öyle gel dedi. Sakalımızı tıraş ettik. Tekrar döndük. İkindi namazını kılmışız. Akşam ezanı okunmuş. Askerin içerisine girdik. Akşam ezanı okunmuş ama öyle bir sıra var ki daha 6-7 tane anfi var önümüzde geçeceğiz. 6-7 tane bölüm var. Oralara uğramamız lazım. Ama namaz kılacak vakit yok. Beklesek o vakit çıkacak. Ben de cübbeli sarıklı olduğum için namaz kılan diğer arkadaşlardan da beni görenler hocam nasıl namaz kılacağız diye yanımıza geldiler. Biz de imkan arıyoruz namaz kılmak için. Oturduğumuz bir amfide bir bölümde baktık ki önümüzde çok kişi var. Komutanın birine yanaştım dedim ki komutanım biz namazımızı kılamadık. Daha da önümüzde çok sıra var. Biz dedik şöyle köşede bir yerde namazımızı kılsak. Komutan bir bağırdı bize. Ne namazı dedi şimdi dedi. İşin bitsin dedi ondan sonra kılarsın namazını dedi. Yanımdaki arkadaşlar hemen zaten komutanın bağırmasıyla hepsi bir taraflara geçiştiler. Dertlendik. Ya namazı kılman lazım. Nasıl namazsız kılacaksın ya? Vakit nasıl geçer senin üzerine yani? İçimizden Rabbimize yalvarıyoruz. Ya Rabbi sen bir kapı aç. Ya Rabbi sen yardım et diyerek yalvarıyoruz. Artık vakiti de takip ediyorum. Ya ne oldu ne oldu? Olmazsa diyelim kılacağım şurada. Çelip kılacağım diye. Bekliyorum yani bir boşluk ararken. Vallahi bütün olduğumuz anfilerin elektriği kesildi. Allah. Bütün anfilerin elektriği kesildi. Bizi böyle meydana çıkardılar. Büyük bir meydana. Belki 1000-2000 tane asker var orada. Büyük bir meydanın içerisindeyiz. Büyük komutan gelmiş. Nöbetçi olan büyük komutan gelmiş. Diğer komutanları azarlıyor. Nasıl diyor şeyler çalışmaz. Yedek olan şeyler, motorlar çalışmaz. Jeneratörler nasıl çalışmaz? Nasıl böyle bir şey olur diye nasıl azarlıyor yani? Arkadan bir tane usta asker de beni sarıktı görünce yanıma geldi. Hocam dedi sen namazı kıldın mı dedim kılmadım. Hocam dedi gel. Beni koğuşuna götürdü. Namazımızı kıldık. Evvabin iki rekat kıldık. Yatsı ezanı okundu. Hemen dedi hocam sen geç dedi. Seni dedi fark etmesinler. Beni hemen geri getirdi. Vallahi o meclise gelmemize bütün amfilerin ışıklarının açılması bir oldu. Eğer bir kul ki hakikaten Mevla'ya hakikaten Mevla'ya yönelir de samimi bir kalple Mevla'dan isterse vallahi Mevla ona imkan verir kıymetli abiler. Allah-u Teala Hazretleri namaza aşık olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Seccada aşık olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kıymetli abilerim ayet-i kerime devam ediyor ki biz namaz kılanlardan olmadık. Ayet-i kerimenin devamında وَلَمْ نَكُ نُدْعِمُ الْمِسْك۪ينَ ve biz fakirleri de doyurmazdık buyurdu o sakar cehennemindekiler. Yanı başımızdaki fakire bakmadık. Kendimizi düşündük ama hiçbir fakirin menfaatini hiçbir Müslüman gözümüze gelmedi. Gazze'de açlıktan ölen çocukları görmedik. Suriye'de açlıktan ölen çocukları görmedik. Arakan'da, Afrika'da açlıktan ölen Müslüman çocuklarını göz ardı ettik biz diyecekler. Allah Teala Hazretleri cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Aynen. Abilerimizden biri bize anlatmıştı ki hocam evde televizyonum var. Televizyonum sürekli bozuluyordu dedi. Televizyonumu tamirciye götürüyorum ve tamirci de sürekli arkasından ekmek kırıntıları çıkardığını söyledi bana dedi. Demiş ki sen bu televizyonu sürekli getiriyorsun ama televizyonun arkasından sürekli ekmek kırıntısı çıkıyor dedi. Açlıktan ölen Afrika'daki Gazze'deki çocukların videolarını, haberlerini gördüğü zaman da gidip diyor mutfaktan ekmekleri küçük küçük ufalayıp getirip onların karnını doyururum diye televizyonun arkasından televizyonun içine atıyormuş da vallahi o yüzden televizyonun bozuluyormuş hocam dedi. 5 yaşındaki çocuğun dünyaya olan merhametiyle Allah dünyayı yönetsin diyecek kadar gözlerimizi kapattık kıymetli abilerim.